Tarih öncesi çağlardan beri insanlar etrafında olup biten olayları merak etmiş ve anlamaya çalışmıştı. Bunun için dünyada gerçekleşen fiziki ve coğrafi olayları gözlemleyerek bunların neden ve nasıl olduğunu bulmaya çalışmışlardı. Bunu yapmak için insanlar dünyayı, doğayı, doğa olaylarını ve gökyüzünü incelemeye başladılar. İnsanlığın uzay merakı ise yine günümüzden binlerce yıl öncesine dayanmakta. Eğer şu an astronomide ve uzay teknolojisinde gelinen noktayı daha iyi anlamak istiyorsak buraya nasıl gelindiğini anlamamız gerekiyor. Astronominin gelişimi milattan önce binli yıllara kadar uzanıyor. Diğer bilim dalları olan fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerden daha önce gelişmesinin arkasında belli başlı sebepler yatıyor. Bunlardan ilki fizik ve kimya gibi anlaşılması çok zor olmayan bir bilim dalı olması. Bir başka nedeni ise astronominin din ve felsefeyle bağlantılı olmasıydı. Bu sayede diğer bilim dallarının ulaşamayacağı bir sosyal değere ve popülariteye sahip oldu. Astronominin erken gelişmesinin bir başka nedeni ise diğer bilim dallarının ancak 17. yüzyılda başarılı bir şekilde matematikselleştirebilmesine karşın astronominin fiziğin aksine daha kolay matematikselleştirebilmesiydi. Tabii ki Güneş, Ay ve diğer gezegenlerin hareketleri aslında oldukça karmaşık yapıdaydı, ancak bunların altında yatan bir düzen olduğu için anlaşılması ve matematiksel modellerle ifade edilebilmesi çok daha kolaydı ki antik Yunan'da astronomi sıkça matematiğin alt dalı olarak görülüyordu. Babil ve Yunan uygarlıklarında gezegen hareketleri başarılı bir şekilde matematiksel işlemlerle ifade edilebildiğinden astronominin ilerleyişi diğerlerinden çok daha önce oldu. Astronomi tarihi yazının keşfinden öncesine kadar gider. Tarih öncesi insanların dünyadan çıplak gözle bakılınca fark edilen bazı gezegenleri inceleyip bunları takip altına alması hiç de şaşırtıcı değil, ancak henüz yazı bulunmadığı için o insanların bu gözlemlere ne gibi anlamlar yüklediğini anlamamız zor. Ancak yapılan kazılarda bulunan eserler insanların uzay çalışmalarının çok eski zamanlara dayandığını gözler önüne seriyor. Örneğin Bournefield takvimi bilinen en eski takvim olma özelliğini taşıyor. İskoçya'da Dee River Vadisi'nde bulunan kalıntı bu takvimin M.Ö. 8000'li yıllarda yapıldığını ortaya koyuyor. Bir diğer kalıntı Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Nebra kazı alanında bulunan Nebra Göktekeri. Bu buluntunun M.Ö. 1600'lü yıllara ait olduğu tespit edildi. Dairesel bronz tabaka üzerine altın plaka işlemelerin olduğu bu eser açıkça astronomik bir değer taşıyor. Zira altın görüntüler hilal biçiminde ayı, güneşi veya dolunayı ve 7 küçük noktalar kümesiyle büyük olasılıkla Ülker yıldız kümesini temsil ediyor. Bu tip çalışmalar sayesinde uzay araştırmalarının oldukça eski dönemlerde başladığı ortaya çıkmış oldu. İnsanlar uzayı gözlemlemek için farklı dönemlerde farklı araçları kullandı. Antik çağda ve orta çağda bu gözlemler sadece çıplak gözle yapılıyordu. Buna rağmen o zamanlarda bile çeşitli bilim insanları güneş tutulması, ay tutulması, ekliptik eğikliğinin hesaplanması gibi birçok konuda eserler vermişlerdi. 17. yüzyılda teleskobun icat edilmesiyle uzayı keşfetmek hızlandı. Ayrıca uzay araştırmaları teleskop ile beraber daha sonraları uzay sondaları, uzay mekikleri, uzay roketleri ve uydu ile devam etti. Rönesans döneminde Galileo, Kopernik, Kepler, Newton gibi bilim insanları astronomiye çok önemli katkılarda bulundu. Kopernik güneş merkezli güneş sistemi kuramını ortaya attı. Galileo ve Kepler bu fikri geliştirdi. Kepler güneşin çevresindeki gezegenlerin hareketini belirleyen bir yasalar sistemi olduğunu düşünen ilk kişi oldu. Gözleme dayanmayan teorik çalışmalar da astronominin ilerlemesine katkıda bulundu. Matematiksel modellemeler, simülasyonlar ve tahminler sonucu ulaşılan bir kanı, deneylerle ispatlanmaya çalışıldı. 19. yüzyılda astronomideki ilerleyiş baş döndürücü bir hıza ulaştı. Teleskopların geliştirilmiş olmasının yanı sıra diğer bilim dallarındaki ilerleyişinde bu hızlı gelişime katkısı oldu. O dönemlerde astronomideki en önemli adımlardan biri yıldızların yaydığı ışığın analiz edilerek o yıldıza ait boyut, uzaklık, kütle, sıcaklık gibi bilgilere ulaşılabilmesi anlamına gelen spektroskopi üzerinde çalışılması olmuştu. Bu çalışmalar sonucu diğer yıldızların yaydığı ışığın Güneş'inkinden farksız olduğu ama yıldızlar arasında kütle, sıcaklık, boyut gibi özellikler bakımından devasa farklar olduğu anlaşıldı. 20. yüzyılın başlarında astronomideki en önemli gelişmelerden biri de diğer galaksilerden ayrı bir birim olarak galaksimizin varlığının kanıtlanabilmesiydi. Ardından Hubble yasası ile evrenin genişleme içerisinde olduğu ispatlanmış oldu. Galaksilerin giderek birbirinden uzaklaştığı saptandı. 1920'li yıllara gelindiğinde Rus kozmolog ve matematikçi Alexander Fredeman ve Belçikalı fizikçi George Lemaître tarafından bir teori ortaya atıldı. Büyük patlama teorisi.
büyük patlama, modern kozmolojik teoriler ışığında, maddenin aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan genişlemesi sonucu evrenimizin oluşmasını mümkün kılan ana verilen isimdir. Yani tıpkı kara deliklerin merkezinde bulunan tekillik gibi, evrenin başlangıcında da bir tekillik bulunmaktadır. Evren, bu tekil noktadan başlamış ve bugünkü halini almıştır. Bu teori çeşitli kanıtlarla desteklendi ve bilim insanları özellikle fizikçiler arasında geniş ölçüde kabul gördü. 20. yüzyılda pek çok astronomik araç icat edilmişti. Buna örnek olarak radyoayla hemen hemen aynı işi gören, yani radyo dalgalarını yakalayıp kuvvetlendirerek gözlem yapmak için kullanılan çanak şeklinde antenlerden oluşan radyo teleskobu verebiliriz. Bir başka örnek de tabii ki bu videomuzun konusunu oluşturan uzay araçları. Tarihteki ilk uzay aracı Sovyetler Birliği tarafından 4 Ekim 1957'de yörüngeye oturtulan Sputnik 1'dir. Sputnik 1'in uzaya gönderilmesi Soğuk Savaş yıllarında gerçekleşmişti ve süper güçler arasında yeni bir rekabetin başlamasına yol açmıştı. Uzay rekabeti. İnsanlık tarihinde ilk defa insan yapımı bir araç uzaydaydı. Bu durum uzay araştırmaları konusunda en büyük gelişmelerden biriydi. Yaklaşık 22 gün uzayda kalan ve bu süre içinde dünyaya radyo sinyalleri gönderen Sputnik 1, 4 Ocak 1958'de dünya atmosferine girdi ve yanarak yok oldu. Rusya'nın bu başarısının ardından ABD'de 1958'de Explorer 1 adlı uzay aracını dünyanın yörüngesine gönderdi ve böylelikle Amerika'da ilk uzay hamlesini yapmış oldu. Soğuk Savaş rekabeti hız kesmeden devam ediyordu. ABD'nin bu hamlesine karşılık Sovyetler Birliği de bir hamle yaptı ve 1959'da Luna 2 adlı uzay mekiğini Ay'a fırlattı. Daha sonra Sovyetler uzay rekabetinde o zamanlar için inanılmaz bir şey olarak görülen uzaya bir insan göndermek istedi. 2 yıl sonra 12 Nisan 1961'de Vostok 1 adlı bir uzay mekiği, içinde kozmonot Yuri Gagarin'le birlikte dünyanın yörüngesine oturtuldu, böylelikle Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu. Bu uçuş 108 dakika sürdü ve 327 kilometre yüksekliğe ulaşıldı. Daha sonraları çeşitli uzay araçları ve uydular uzaya gönderildi ama en önemli gelişmelerden biri yine ABD tarafından gerçekleştirildi. ABD, Ay'a insan gönderme çalışması olarak adlandırdığı Apollo projesi kapsamında Ay'a çok sayıda deneme uçuşu gerçekleştirdi. Ay'a yolculuğun ilk adımı Apollo 1'in testleri sonucu çıkan yangında 3 mürettebat hayatını kaybetti. 16 Temmuz 1969'da Ay'a gönderilen Apollo 11'de astronot Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins bulunuyordu. Apollo 11'in 20 Temmuz'da Ay'a inmesinin ardından Apollo'nun komutanı Neil Armstrong Ay'a ayak basan ilk insan oldu. Hemen ardından 20 dakika sonra Aldrin de Ay'a ayak bastı ama Ay'a ilk ayak basan insan unvanını Neil'e çoktan kaptırmıştı. Apollo 11'in ardından 1969 ila 1972 yılları arasında Ay'ı keşfetmek amacıyla çok sayıda uçuş gerçekleştirmeye devam edildi, daha sonraları başka astronotlar da Ay'a ayak bastılar. Son olarak Apollo 17'nin 1972'de yaptığı yolculuk ise Ay'a yapılan son insanlı yolculuk oldu. O zamana kadar tam 12 ABD'li insan Ay'a ulaşmıştı. 1972'den günümüze Ay'a bir daha insanlı uçuş gerçekleşmedi fakat Rusya 2029'da Ay'a insanlı uçuş yapmayı planladığını açıkladı. Ay'a yapılan bu uçuşlarda Ay üzerinden çeşitli taş ve kaya örnekleri toplandı. Bu örneklerin bazıları hiçbir dış etkiye maruz kalmadı, Ay'da toplandığında vakumlu poşetleri konuldu ve dünyaya getirildi. Taşların çoğu nemden koruma amaçlı nitrojen içinde saklanmaktadır. Taşların üzerindeki ölçümler, özel aletler kullanılarak el sürülmeden yapılmaktadır. Bu taşların değeri inanılmaz derecede yüksekti. Ay'dan getirilen 0.2 gram ağırlığındaki 3 küçük taş 1993'te 442.500 dolara satılmıştı. Uzaya insan göndermek o günlerde büyük bir güç gösterisiydi. Ama maliyeti de çok fazlaydı. Bunun için insansız uzay araçları, uydular ve teleskoplar gönderilmeye başlandı. Hubble Uzay Teleskobu, Chandra Gözlemevi, Voyager, Spitzer Uzay Teleskobu gibi birçok uzay aracı çeşitli görevlerle uzaya gönderildi. Ama bunlara başka videolarda değiniriz. Şimdi gelin son günlerde adını sıkça duyduğumuz James Webb Uzay Teleskobu'nu incelemeye alalım. James Webb Uzay Teleskobu, kızılötesi astronomiye yönelik bir uzay teleskobudur. Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskoptur. Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine gönderilmek üzere planlanmış, NASA öncülüğünde ve ESA ile CSA'nın desteğiyle geliştirilmiştir. Aralık 2021'de fırlatılmış ve Ocak 2022'de yörüngesine girmiştir. Çalışma prensibi gezegenlerden saçılan kızılötesi ışınları dedektörleri yardımıyla tespit edip, o gezegenlerin uzaklık sıcaklık gibi özelliklerini belirlemek ve hatta yeni gezegenler keşfetmektir.
Adını 2002'de NASA'nın Apollo programından sorumlu müdürü olan James E. Webb'ten alan JWST, 6,5 metre genişliğinde altın kaplama bir ayna ile donatılan bir teleskoptur. Bu ayna, 13.5 milyar ışık yılı uzağı, yani evrenin ilk yıldızlarının oluştuğu zamanı görmesini olanaklı kılmaktadır. Üzerinde yer alan hassas aygıtlar, dev gezegenlerin ve gezegen sistemlerinin kızıl ötesi görüntülerini çekme ve tayflarını ölçerek yaşlarını ve kütlelerini belirleme imkanına sahiptir. Bunların dışında, başka yıldızların çevresinde yer alan disklerin tayf ölçümlerini yaparak gezegen sistemlerinin doğmasına olanak sağlayan türden olan disklerin bileşenlerini tanımlamaya da imkan verir. Son derece hassas aygıtları ve büyük aynasıyla gezegenlerin doğduğu toz disklerini gözlemleyebilmenin yanında, kendi yıldızlarının önünden geçen gezegenlerin hava küre bileşenlerini de gözlemleyebilir. Her ne kadar gezegen bulmak için geliştirilmiş bir teleskop olmasa da gelişkin yetenekleri bu teleskobun yeni gezegenleri inceleyen ve Güneş sistemimizin nasıl oluştuğu ve nasıl evrim geçirdiği konularını araştıran gökbilimciler için önemli bir araç haline gelmesi konusunda ümit vermektedir. Çoğu gök cismi, yapılarından ötürü soğuk ve sönük yapıdadır, yani görünür bölgede görünmezler. Ancak kızılöte gözlemler sayesinde gezegenler, nispeten soğuk yıldızlar ve bulut sular hakkında oldukça fazla bilgi edinmek mümkündür. Kızılötesi ışınların enerjileri, görünür bölgedekilerden daha düşük olduğu için uzaydaki toz ve gaz bulutlarının arasından daha rahat bir biçimde geçebilirler. Bu resimde Carina bulutsusunun görünür bölge ve kızılötesi bölge gözlemlerine bakarsak, yoğun gaz bulutlarının çoğu yıldızın ışığını engellediğini ve bunun kızılötesi ile nasıl açık hale geldiğini görebiliyoruz. Dünya'nın atmosferi, yerküre üzerinde bulunan teleskopların kızılötesi bantları incelemesini zorlaştırmaktadır. Uzaydaki nesnelerin gözlemi için hedeflenen su, karbondioksit ve metan gibi kimyasal bileşiklerin birçoğu aynı zamanda Dünya atmosferinde de mevcut olduğu için yerden gözlemini karmaşık hale getirmektedir. Hubble gibi mevcut uzay teleskopları, aynaları yeterince soğuk olmadığı için, Hubble aynası yaklaşık 15 santigrat derecede tutulur, güçlü şekilde kızılötesi ışık yayarlar ve bu bantları inceleyemezler. Hubble ise Dünya ile eş zamanlı olarak Güneş'in yörüngesinde dönmektedir. Bu da teleskobun kabaca sabit bir mesafede kalmasına ve Güneş ve Dünya'dan gelen ısı ve ışığı engellemek için tek bir güneş kalkanı kullanmasına izin verir. Kızılötesi spektrumda gözlem yapabilmek için teleskobun sıcaklığı, -223 santigrat derecenin altında tutulmalıdır. Aksi takdirde, kızılötesi radyasyon aletteki enstrümanlara zarar verecektir. Bu nedenle teleskop, Güneş, Dünya ve Ay'dan gelen ışığı ve ısıyı engellemek için büyük bir güneş kalkanı kullanmaktadır. Tasarımı ve çalışma prensibi kabaca bu şekildedir. Haydi şimdi bu teleskobun çektiği fotoğrafları inceleyelim. Webb teleskobunun çektiği ilk fotoğrafta SMAGS-0723 galaksi kümesinin 4,6 milyar yıl önceki görüntüsü görülmektedir. Diğer bir fotoğraf da Carina Nebulası'na ait. Parıldayan yıldızlarla bezenmiş bu dağlar ve vadilerden oluşan manzara aslında Carina bulutsusundaki NGC-3324 adlı yakındaki genç yıldız oluşturan bir bölgenin sınırıdır. Kızılötesi ışıkta yakalanan bu görüntü, daha önce görünmeyen yıldız doğum alanlarını ilk kez ortaya koyuyor. Burada ise Stefan'ın beşlisi adı verilen fotoğrafı görüyoruz. 5 gökadadan oluşan görsel Webb'in bugüne kadarki en büyük görüntüsü olup, ayın çapının yaklaşık 5'te 1'ini kaplamaktadır. 150 milyondan fazla piksel içerir ve yaklaşık 1000 ayrı görüntü dosyasından oluşturulur. Güçlü, kızılötesi görüşü ve son derece yüksek uzaysal çözünürlüğü ile Webb, bu gökada grubunda daha önce hiç görülmemiş ayrıntıların gösterilmesine olanak sağlıyor. Milyonlarca genç yıldızın parıldayan kümeleri ve taze yıldız doğumunun yıldız patlaması bölgeleri fotoğrafa güzellik katıyor. Bu resimde de Güney Halka Nebulası'nı görüyoruz. Uzay teknolojisinde bundan 100 yıl önce hayal bile edilemeyecek şeyler yaşandı. Teknolojinin gelişmesi uzay hakkında edinebileceğimiz bilgileri de arttırıyor. Kim bilir, belki şu an bize imkansız gibi gelen şeyler 100 yıl sonra sıradan şeyler haline gelebilir.